Sevgili Tavşan Halkı, bugün Ramazan-ı Şerif'in 10. günündeyiz. Rahmetin, bereketin, birlikteliğin, beraberliğin, kardeşliğin en üst seviyeye çıktığı bir aydayız dolayısıyla. Olanın olmayana borcun olduğu bir ay diye daha önce ifade etmiştik. Bizler de Tavşanlı Belediyesi olarak şu ana kadar belediyemiz üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Bu manada Ramazan öncesinde ihalesini yapmış olduğumuz gıda paketlerini elhamdülillah şu an itibariyle dağıtma imkanına kavuştuk. Yaklaşık 1200 adet erzak paketi ve bunlara bağlı olarak belediye aşeminde hazırlanmış olan etler vatandaşların eline bir şekilde ulaştırıldı. Mutluyuz, gururluyuz. Yine Tavşanlı Belediyesi'nin malum günlük yaklaşık 500 kişiye ulaşan aşev üzerine yemek organizasyonu vardı. Bunu hem sahurda hem iftarda iki öğüne çıkardık. Dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı mağdur etmeme yönünde bir politikamız aynen devam ediyor. Yine Tavşanlı Belediyesi'nin personeli bizim için değerli. Bu anlamda vatandaşa dönük olarak 250 pideye ilaveten günlük 653 adette belediye personeline pide dağıtımı yine belediyemiz marifetiyle yapılıyor. Yani 653 adet personel pidesi günlük ve 250 adet de günlük vatandaşa, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Tavşanlı Belediyesi Taktaş şirketinin ürettiği pidelerden, ki o pideler 400 gram ve satış fiyatı da normal vatandaş satış fiyatı da 5 liraydı biliyorsunuz. Vatandaşın bu konudaki pide ihtiyacını belediye olarak 250 adet vatandaşa 653 adet de belediye personeline dağıtıyoruz. Şimdi değişik firmalardan, değişik hayırsever vatandaşlardan da belediyemize getirilen alışveriş kartları var. Bunları da ay içerisinde bizim tespit edemediğimiz ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtmaya devam edeceğiz. Şimdi belediye personelinin gıda kolisi ihtiyacı karşılandı. Memurlar hariç belediyenin içerisindeki tüm işçi camiasındaki kardeşlerimize yaklaşık o da 650 civarında gıda kolisi ihtiyacı karşılandı. Bir kısmı koli olarak bir kısmı da nasip olsun inşallah dağıtacağımız kartlarla işçi personel de Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirme imkanına sahip olacak. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Zekatınız, oşurunuz, sadakanız, fitreniz eğer verilecekse, varsa, hani etrafınızda da bu konuda tereddüt duyduğunuz insanlar varsa, hani verelim mi vermeyelim gibilerinden, Tavşanlı Belediyesi'ne emanetinizi teslim ediniz. Biz Allah'ın izniyle en uygun bir şekilde en ihtiyaç sahibi vatandaşlara emanetinizi ama zekat ama sadaka hangi maksatla verdiyseniz o anlamda ulaşılma imkanına sahip olacağız diyorum. Yaklaşan Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı bir gece, hayırlara vesile olmasını ve idrak edeceğimiz Ramazan bayramında şimdiden hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Şimdi hafta sonu havalar güzeldi ama bugün biraz yağmur var. Yarın yarından sonra da yine yağmurlu hava devam edecek. Bu manada Ramazan etkinliği boyunca, Ramazan ayı boyunca sokaklardaki trafiğin yoğun bir şekilde yaşanmaması için özellikle akşamüstü alışverişlerini biraz daha gün içerisine yayılması acizane talebimizdir, ricamızdır. Çünkü akşamüstü şehir merkezindeki trafik gerçekten çekilmez hale geliyor. Ve insanlar birbirini kırma noktasına geliyor. Tutulan oruçlar sakat hale geliyor. Ya bağırışmalar, çağrışmalardan dolayı. Bunun olmaması için gündüz saatlerinde alışverişimizi de sağlıklı bir şekilde yaparsak daha fazla memnun oluruz diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar diliyorum. Sağ olun, var olun.